Burası Endülüs. Avrupa'nın 7 asırlık İslam uygarlığının vatanı. Avrupa aydınlanmasının giriş kapısı. İslam uygarlığının en görkemli ve en seçkin mimari eserlerinin yer aldığı bu topraklar aynı zamanda üstün bir kültür ve bilim yuvasıydı. Arkamda gördüğünüz dikkatle çalışan kişi, tıp bilimine katkıları çok önemli olan, modern cerrahinin doğuşuna önderlik etmiş, cerrahların babası Zehravi. Endülüs'te Zahra isimli bu beldede dünyaya geldiği için geleneklere uygun olarak Zehravi diye anıldı. Bu ünlü hekimin tam adı Ebul Kasım Halef İbn Abbas Ez-Zehravi. Aslında o sadece bir hekim değildi. Aynı zamanda hakim olarak da düşünce tarihine adını yazdırdı. Fakat o hekimlikte ilerlemeyi tercih etti. İyi ki de öyle yapmış. Zira cerrahi konusunda Kitab-ı Tasrif adıyla anılan ve bütün zamanların en önemli tıbbi metot kitabı unvanını alan bir dev eser yazdı. Ve bu kitapla asırlar boyunca cerrahlara yol gösteren, ilham veren, bilge bir hekim olarak tarihe geçti. Asırlara meydan okuyan iki ciltlik eşsiz yapıtın tam adı, kitabın amacı hakkında önemli ipuçları veriyor. Kitab-ı Tasrif Limen Aceze Anit Tetelif. Ulaşamayacaklar için düzenlenmiş tıbbi bilgiler kitabı manasına geliyor. Gerçekten de Zehravi bu kitaba ulaşan herkese kendi ulaştığı ve geliştirdiği bilgileri aktarmış. Bu çok ayrıntılı başyapıtla tıp tarihinde cerrahi tedavinin önünü açmış. Tıp tarihi çalışmalarından biliyoruz ki cerrahi müdahale ve cerrahi tedavi çeşitli güçlükleri nedeniyle yüzyıllar boyunca hekimlerce pek itibar edilmeyen bir tedavi yöntemiydi. Zira sağaltmak için uygulansa da insan sağlığı açısından çok sayıda risk içeren bir tedavi. Bu yüzden uzun yıllar boyunca cerrahi konusunu irdeleyen cerrah hekimler çıkmadı ve özellikle bu konuyla ilgili yapıtlar yazılmadı. Ta ki Zehravi'nin tasrifine kadar. Zehravi'nin böyle akademik bir eseri yazabilmesi için gerekli koşullar mevcuttu. Zira Müslümanların kurduğu devletlerde 9. yüzyıldan itibaren hastaneler kuruluyor ve kurumsallaşıyordu. Bu şifahanelerde tedavinin yanı sıra bugünkü üniversite hastanelerinde olduğu gibi hem hekim yetiştiriliyor hem de tıp araştırmaları yapılıyordu. Bu hastanelerde din, dil, ırk, cinsiyet gibi ayrımlar yapılmaksızın herkes tedavi görüyordu. Zehravi, Kurtuba kentinde böyle bir ortamda Endülüs'ün Emevi hükümdarlarının himayesi altında çalışmalarına devam etti ve desteklendi. Böylesi verimli bir bilim insanı olmasında ve asırları etkileyen dev bir eser bırakabilmesinin arkasında elbette gördüğü bu istikrarlı desteğin de payı var. Hem doğuda hem de batıda büyük bir cerrah olarak anılmasına ve insanlığa büyük katkısına rağmen Zehravi'nin hayatına ilişkin bilgiler elimizde maalesef çok az. Öyle ama elimizde müthiş bir hassasiyetle hazırladığı kitabı var ki o bize bilimsel katkıları, yardımsever kişiliği ve çalışma ahlakı açısından müthiş bilgiler veriyor. Peki nasıl daha iyi cerrahlar olacağız? Neler yapmak lazım? Öncelikle anatomi ilmine vakıf olunmalı. Organların işlevlerini, şekillerini ve bunların birbirleriyle olan bağlantılarını anlamalı ve sınırlarını bilmelidir. Kitabınızda Hipokrat'ın çok sayıda insan hekim olabilir ancak bunların küçük bir kısmı cerrahtır dediğini belirtiyorsunuz. Sizin de her zaman söylediğiniz gibi beşerin hayatı çok değerli. Bunun için dikkatli olunmalı. Neye müdahale edip ne etmeyeceğimizi kestirmek zor. Cerrah çok araştırmalı. Kadavralar üzerinde uzun süre çalışmalı. Canlı hayvanlar üzerinde de ameliyatlar yapmalı. Ve nihayet insan için bir şey yaparken dikkati en üst düzeyde tutmalı.
Evet, Zehravi tüm bunları kitabında belirtiyor. Tıp mesleğinin bilgi ve deneyim gerektirmesinin yanı sıra etik yönünü de çok önemsemişti. Sosyal statüleri ne olursa olsun hastalarının iyiliğini düşünmenin ve onların güvenini kazanmanın şart olduğunu özellikle vurguluyordu. İşte Zehravi'yi hakimliktense hekimlik yapmaya iten şey, insanlığa böyle değer vermesi ve insan bedeninin nasıl işlediğini tutkuyla keşfetmeye çalışması olmuş. Yaptığınız gözlemler, araştırmalar ve kazandığınız tecrübelerle birçok yenilik yaptınız. Aletler, yöntemler geliştirdiniz. Bunların yollarını kitaplardan mı keşfettiniz? Her ne biliyorsam, antik Yunan kitaplarına, bilimi öğrenmeye ve anlamaya olan tutkuma borçluyum. Ve hayatım boyunca yapmış olduğum gözlemleri ve deneyimlerimi kitabıma ekledim. Cerrahi bilimi daha nice beşere hizmet versin istedim. İşte böyle, insanlığa faydalı olmak için 50 yıllık birikimini 30 bölümlük dev yapıtına yazarak paylaştı Zehravi. Ve kitabında cerrahi talebelerinden çocuklarım diye söz ediyor. Kuramsal, uygulamalı ve ahlaki yönleriyle onların eğitimine çok önem veriyordu. Zehravi bu yaklaşımıyla cerrahi eğitimini de kurumsallaştırmış oldu. İşte bu yüzden asırlar boyunca Avrupalı hekimlerin otorite kabul ettiği Antik Roma'nın hekimi Bergamalı Galen'den daha üstün görüldü. Zehravi, Kitab-ı Tasrif'le cerrahi yöntemini başlı başına bir sağaltım yöntemi olarak tesis etmiş oldu ve cerrahinin Avrupa'da da yayılmasını sağladı. Kitabın Batı dünyasının ilgisini çeken bir diğer bölümü ise ilaçların kullanımı ve nasıl hazırlandıkları konusunu içeren bölümüydü. Ve kitabın en çok ilgi duyulan bölümü, birçok ameliyat prosedürünün ve aletlerinin resimlerle açıklandığı cerrahi operasyonlar bölümüydü. Böyle bir eserin benzerine daha önce hiç rastlanmamıştı. Sırf bu bölüm ayrı bir kitap olarak yüzyıllarca başyapıt niteliğini korudu. Bölümün özgün adı, elle yapılan işlemler üzerine anlamına gelen Fil Amelil Yet başlığını taşıyordu. İlk defa olarak 200 ayrı cerrahi yöntem, resimlerle akılcı bir şekilde açıklanmıştı. Bu yönüyle bu kitap cerrahi tarihinde bir ilkti. Onun anlattığı tekniklerin çoğu bugün hala aynen uygulanıyor. Tıp aletleri bölümünde dağlama koterleri, katarakt iğnesi, neşter, pense, şırıngalar, sondalar ve jinekoloji aletleri gibi bizzat Zehravi'nin icadı olan ekipmanlar var. Ve o, bu ekipmanların nerede, nasıl kullanılacağını gayet ayrıntılı bir şekilde anlatıyordu. Zehravi'nin kitabı tüm bu özellikleri sayesinde eğitim gören cerrahi talebelerin elinden yüzyıllar boyu düşmedi. Bu sayede o, cerrahinin babası olarak kabul ediliyor. Ve Zehravi'nin icat ettiği tıp aletleri günümüzde hala kullanılıyor. Ebul Kasım Halef İbn Abbas Ez-Zehravi, bilmeye ve öğrenmeye tutkuyla bağlıydı. Bütün hayatı insanlık için çalışmakla geçti. 937 ile 1013 yılları arasında Kurtuba'da yaşadı. Ve bugün hayatımızda hala onun hayatının izleri var.